Selamlar arkadaşlar, ben Efe Belki. Arkadaşlar bugün abim okula beni yani kaçmadığımdan emin olmak için geldi. O yüzden arkadaşlar yani bugün okulun içinden bir kazma yeri yaptım yani. Bir yer yaptım kaçış yeri, gizli geçit yeri. Buradan kaçacağım yani bakın. Hatta yaparken kıyafetlerimi de giydim. Burası benim mimar kıyafetlerim yani. Şimdi çıkartayım, ben ayı olayım. Wow! Arkadaşlar abone olun, like atın. Bildirimler için bunu yaparsanız size ısırmam. Wow. Of Efe, yavaş horla ya. Of. Allah Allah, alarm çaldı, alarm çaldı. Dur kapatayım, hemen şunu kapatayım. Oha, Efe hala uyanmamış. Lan nasıl uyanmadın, o kadar alarm çaldı. Arkadaşlar bunu nasıl uyandırabiliriz? Acaba su mu döksek? Yoksa kafasını yumurta mı atsam? Aynen kafasını yumurta atayım. Dur bakayım şu dolapta olacaktı. Hangisi? Burada mıydı? Hah, buradaymış. Tamam, şunu hemen alalım bakalım. Arkadaşlar bugün de Efe'yi yumurtayla uyandıracağım. Ulan yeter, vallahi billahi yeter ya. Kaç seferdir arkadaşlar gidiyorum, uyandırmaya çalışıyorum, uyanmıyor bir şekilde. Ben vallahi alarmdan havaya zıpladım, uyandım ama Efe hala uyanmadı. Dur bakalım, gidelim ve ona yumurtayla uyandıralım. Ha? Bir dakika, Efe nerede ki? Burada yatağında yatıyor olması lazımdı. Allah Allah. Neyse bakalım. Lan Efe sen misin? Evet. Ulan Şreva, bu kıyafetleri aldığından beri korkutmadığın kalmıştı beni. Her gün korkutuyorsun ya. Allah billah. Ama bunları çıkartıyorsun ve kendi kıyafetlerini okula gidiyorsun bakalım. Okulda değiştiririm ki. Okulda neyse sen bilirsin ama bak, okul nedir? Okul eğitim için şarttır. Çünkü eğitimli insan bilgili olur ve iyi olur yani. Neyse bakalım, hadi gel. Neyse abi, bugün okula yeni kızlar geliyor. Yeni kızlar mı geliyor? Evet. Sen o yüzden bugün kalktın, anladım. Neyse arkadaşlar, bir de şunu söyleyeyim. Şu an neredeyiz diye sorarsanız arkadaşlar, burası Efe'nin yeni yaptırdığı, Efe'ye ait bir ev arkadaşlar. Ben de işte dedim Efe'nin evinde uyuyayım bugünlük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle güzel bir ev ama fazla televizyon koymuş. Neden bu kadar çok televizyon koydun ki? Çünkü hepsini bir anda izliyorum. Ha, iyiymiş. Neyse burada bayağı bir yemek varmış, bakayım. Hepsini bitirin abi. Buradan işte bunlar. Oo, bakayım vallahi yemek tarifi falan falan. Güzelmiş lan mutfağın, beğendim. Tabii bakın abi. Şöyle ben tavuk yiyeceğim. Ben tavuk yiyeceğim. Sen de şunlardan mı yiyeceksin? Neydi bunun ismi? Yok, ben pizza yiyeceğim. İyi tamam o zaman, ben de şundan yiyeyim. Oh güzelmiş. Okulu bu arada değiştirdik. Yani okul bence daha güzel oldu. Yani eski şehrimizdeki okula benzettim biraz daha arkadaşlar. Efe Allah kahretmesin Efe. Baksana herkes gelmiş, bir biz gecik kalmışız. I am coming. Aha, nerede? Hoca yok. Bugünkü dersimizin adı matematik. Aa, sen büyüdüğünde öğretmen mi oldun ha? Allah'ım yok, ya. Ben savaşçı olacağım abi, öğretmen olmayacağım. Ha iyi. Efe ne oldu? Arkamda. Ne arkamda? Nereye saklandın sen? Ne oldu? Allah'ım. Ne arkamda? Ne arkamda bakayım? Allah! Oh! Mustafa hocam, siz ne yapıyorsunuz burada vallahi? Ödüm patladı. Asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Gitmişsiniz benim öğretmen masama geçmişsiniz. Allah Allah. Bu sefer evet birazcık ben geç kaldım. Efe nerede? Efe'nin sesi geliyor, kendisi yok. Aa bak, o ayıya dönüşmüş. Efe sen ne yapıyorsun çocuğum? Ne yaparsınız hocam? İyi Efe, sen nasılsın bakayım? Uzun zamandır görüşmedik. Ben de iyiyim hocam, yani biliyorsunuz matematiğim çok iyi olduğu için abim dedi bana, yani matematiğin iyi. Söyle bakalım. Zor bir soru soracağım. 1 artı 1. 2 hocam, 2. Zor mu bu yani hocam? Helal olsun lan. Bildin, daha zor mu sorayım? O zaman geliyor. 3000/999. 3000 kaç hocam? 3000/999. Hocam 3 milyon 3 virgül hocam 300 bir, oh. Ya zaten senden çözmeni bekleyemezdim. Ben bile çözemem bunu. Hadi geç bakayım yani evladım. Kaan sen de git artık çocuğum, ders işleyeceğiz. Tamamdır hocam, tamamdır, hemen gidiyorum, hadi bakalım. Size wow. Kolay gelsin. Efe sen de derste ayılık yapma bak. Rav rav kükrüyorsun, arkadaşlarını korkutacaksın. Neyse. Lan ben gidiyorum ya, dur bakalım. Bu mapet... Hocam Spiderman oldum. Abi çalma. Abi. Evet çocuklar.
Bugünkü dersimiz matematik. Çocuklar şimdi yanımda solumda bir şeker var, sağımda da bir çiğ balık var. Arkadaşlar bunlar ne diye sorarsanız, eğer tahtaya kaldırdığımda birisi yanlış bilirse, yani bilirse çiğ balık yiyecek. Eğer doğru bilirse şeker yiyecek. İlk olarak Efe'den başlamak istiyorum. Ne zamandır Efe ile görüşmüyoruz zaten. Örümcek adam, gel bakalım buraya. Bana bir ses atın. Geldim hocam. Biliyorsanız ki örümcek ağa atabiliyorum. Evet hocam, sizi dinliyorum. Sora bakın yani. Her türlü sorabilirsiniz yani hocam. Hocam ama bir şey daha diyeceğim yani. Sorarken lütfen dur yani. Biraz zor sorun. Tamam bakalım. Bir soracağım. Hazır mısın Efe? Neyse hazırsındır galiba geldiğine göre. Efe 30 çarpı 50. Bir düşün bakalım. Sana bir dakika zaman veriyorum. Bir düşüneyim. Hocam 1499. 1499 mu? Hayır Efe, yanlış bildin. Şimdi arkadaşlarım ayıp olmasın. Bir puanla bile olsa yanlış yaptım. Ah, çiğ balığı hiç sevmem ama. Hadi bakalım. Hocam hazır mısınız? Yiyorum. Ama hocam çiğ balığı yerken balık olmam lazım. Hemen balık olayım mı hocam? Hocam. Bakın hocam, bu balık benim balık kostümüm. Kafamı takmayayım da yiyebileyim. Hadi bakalım. Yiyorum hocam, hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısın Berkay? Bir de hep tükürük oldu. Neyse. Tükürüklü. Ne yapalım lan? Efe, yüzüme tükürdü. Allah seni kahretsin. Ne oldu lan? Bebek Berkay. Sana koyma. Ne kolay. Çok iyiydi ya. Efe! Ne yapıyorsun bakalım? Eşek oğlu ve şulak. Gel bakalım buraya. Zaten gelmişsin, tamam. Efe! Şimdi sana ceza olarak bir sushi daha. Ye bakalım çiğ balığını. Hayır. Hocam yemeyeyim ya. Yemeyeyim hocam. Hocam bakın, çiğ balık girilmez. Onlara yazık değil mi? O balıklar denizde gülüp 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 yüzerken. Biz onları yiyecek miyiz hocam? Hasan zaten yedim bir tane. Bir daha yiyeyim. Hocam. Hasan, ye bakalım yemeğini. Tamam hocam, yiyorum. Hocam, şu önümdeki kağıdı yiyip bitiririm. Ama yemeyeyim değil mi? Değil mi hocam? Bunu istersiniz. Hayır lan, ye bakalım. Hocam size yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben istemediğim bir şey yapmam. Zil çaldı. Öptüm bay, koydum bay. Ben de gizli kişimden kaçayım. Ya abim beni bilmiyor. Ben akıllıyım abicim, akıllıyım. Ya şunu bir anlasalar. Neyse. Artık işçi sikenimi giyme zamanı geldi. Çünkü işçi şeyleri yapacağım yani. Üstüm başım kirlenmesin. Bunlar kirlensin. Hadi bakalım Efe Çocukram. Gidelim. Ah. Arkadaşlarım siz teneffüse devam edin. Ben azıcık içeride dinleyeceğim. Ah, hoca varmış. Neyse ben oyalayayım. Hocam, arkanızdaki sular dökülüyor hocam. Dökülüyor hocam. Arkanızdaki sular dökülüyor. Oh, nerede Efe? Nerede? Vallahi akıyor lan. Ah, arkadaşlar. Yedi vallahi. Hemen ben kaçıyorum. Oh, çok karanlık ya. Vallahi elime de patates almıştım onu ya. Acaba neredeyim ya? Bir bakayım yukarı. Ha, galiba benzinlikteyiz. Evet, benzinlikteyiz. Neyse, kapatalım. Ne güzel de kaçtım hocadan ya. Ah, buradan gidiyorduk. Galiba çıkışa geldim. Ah, vallahi çıkışa geldim. Şimdi eşyalarımı alayım. Giyeyim eşyalarımı şuradan. Ayarlamıştım yani arkadaşlar. Durun, giyiniyorum. Arkadaşlar bakmayın. Arkanızı dönün, arkanızı. Dönebilirsiniz arkadaşlar. Yakışıklı oldum biliyorum. Yani söylemenize gerek yok. Evet, kaçtık. Ha, işte bu. Şimdi bir tane uyarı oku atayım arkadaşlarıma. Anlasınlar. Efe okuldan kaçmış.
kardeşim benim. Mesleği solayım da kimse duymasın. Kimseye söylemeyeceğim. Hadi çocuklar, dört. Hocam, Efe yok ama. Nasıl yok ya? Dışarı çıkmışlar herhalde. Dışarıda yok hocam. Biz baktık valla. Kaçmış galiba. Allah Allah ya, nasıl olur? Bakayım. Siz burada bekleyin, tamam mı? Ben hemen bakıp geleceğim. Allah Allah, harbiden dışarıda da yok. Of of, dur bakalım. Belki okulun arkasına falan gitmiştir ya. Bakalım, burada mı acaba? Vallahi burada da yok. Tüh. Neyse bakalım. Okula da bakayım da son kez. Belki bir yere saklanmıştır, yumurcak. Belki okuladır, bakalım. Burada mı? Yo, burada da yok. Neyse ya, ben en iyisi Kaan Bey'i arayayım da ona haber vereyim. Geldim hocam, geldim. Efe demek ki buradan kaçmış ha. Çakala bakın ya, gizli geçiş yap. Evet Kaan Bey, evet, siz gelirken ben de buraya buldum. Baksanıza ya, ne kadar da gizli geçiş yapmış. Ne ara yapmış bunu, vallahi billahi anlayamadık bir. Galiba hocam okulda kimse yokken yaptı. Dur bakayım, ben de merak ettim şu gizli geçişte. Girmek istiyorum, hop. Oo, şuraya bak, çakal ya, çakal Efe. Okuldan kaçmak için bildiğin yerin altını kazmış. Çakal. Dur bakayım nereye doğru gidiyor bu. Aa, burada sandık var. Sandıkta ne var? Boş. Bir dakika arkadaşlar. Efe bir daha bu gizli geçişte gelirse okuldan kaçmak için ona bir not bırakayım. Efe, seni yakaladım. Ben abin. Tamam arkadaşlar, notumu yazdım. Size de okuyayım bakın. Efe, seni yakaladım. Ben abin Kaan. Eğer bu zekanı derslerinde kullansaydın profesör olurdun. Bir daha görmeyeceğim seni bu gizli geçişte. Ona göre, yoksa buluşuruz yazdım arkadaşlar. Şöyle de imzalayalım. İmza Kaan Styles. Hemen şöyle Kaan Style yazalım. Hemen şöyle Kaan Style yazdım arkadaşlar. İmzaladım. Görüyorsunuz arkadaşlar, benim kitabım. Efe bir daha bu gizli geçide girerse arkadaşlar bu kitabı mutlaka okuyacaktır. Bakalım tepkisi ne olacak. Çakal ya, şuraya bak. Ta nerede? Şehrin diğer ucunda çıkan gizli geçit yapmış ya. Oha, harbiden oha yani ya. Bu çocuktan neler neler beklenir.